Değerli öğrenciler, uluslararası ilişkilerde araştırma yöntemleri dersine e, hoş geldiniz. Bu ilk dersimizde e, dersimizde sizlerle siyaset biliminde bilimsel kavramlaştırma ve ölçüm konusunu ele alacağız. İlk başta görgül dünya ile başlayalım. Görgül dünya ampirik, görünen, test edilebilen, ölçülebilen olgular ve olaylardır. Bunu anlatmamızdaki neden aslında bilimin görgül olanı gözlemlemekle gerçeğin saptanabileceğini söylemesi varsaymasıdır. Dolayısıyla uluslararası ilişkilerde tıpkı müsbet bilimlerde olduğu gibi bizlerin yaptığı dışarıda görünen, test edilebilen, ölçülebilen olgu ve olaylar üzerine giderek bunlar arasındaki nedensel ilişkileri ortaya koymaktır. Aslında e, görgül dünya üzerinde durmamızın temel nedeni e, ontoloji ve epistemoloji arasındaki farkı da sizlere anlatmaktır. Ontoloji varlık bilimidir yani etrafımızda gördüğümüz gözle görünebilen masa sıra gibi şeyler ontolojik olarak vardır. Ama bazı şeyler de vardır ki bunlar bizim epistemolojik olarak eğitsel düşünsel dünyamızda vardır. Örneğin meridyenler, paraleller gibi kavramlar aslında gerçekte olmasa da eğitsel açıdan bizler için önemlidir. Değerli öğrenciler, uluslararası ilişkilerde tıpkı diğer bilim dallarında olduğu gibi kavramlar yoluyla düşünmekteyiz. Kavramlar düşünce yapımızın yapı taşlarıdır. Kavramlar ...her şeye yapıştırdığımız etiketlerdir. E, kitabınızda da belirttiği üzere... ...bizler sadece nesnelere değil... ...duygulara, düşüncelere, tasavvur ürünlerine de... E, ...bazı tanımlar veriyor... ...adlandırıyoruz bunları ve etiketliyoruz. Bir kavramın tanımlanması... ...onun etiketlenmesiyle... ...aynı anlamı taşımaktadır. Tanımlamak yoluyla bir kavramın... ...ne anlama geldiğini ifade etmiş oluyoruz. Örneğin halk... ...meridyen... Paralel, enlem, boylam dediğimizde karşımızdaki kişiler de bizim ne demek istediğimizi anlamaktadırlar. Dolayısıyla biz kavramlar yoluyla anlaşmaktayız ve bilim de kavramlar yoluyla hareket etmektedir. Yalnız kavramların ve bu kavramların tanımlanması ile ilgili tabii ki bilimde bazı sorunlar vardır. Öncelikle kavramların çok boyutluluğu sorunu vardır. Bir kavrama her doya, duyan kişi aynı ve değişmez tek bir şeyi mi anlıyor acaba? Cevabımız hayır ise o zaman kavramlarda çok boyutluluk sorunu vardır. Bir kavramdan tüm bilim insanlarının aynı şeyi anlaması aslında tercih edilen bir durumdur. Buna kavramların tek boyutlu olması adı verilmiştir. Uluslararası ilişkilerde aslında kavramların çok boyutluluğu önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin ulusal çıkar Demokrasi güç dengesi dediğimizde bu kavramlar birçok anlama gelebilmekte ve uluslararası ilişkiler uzmanları arasında istediğimiz türde bir diyalog olmamaktadır. Değerli öğrenciler kavramlar yoluyla düşünürken aslında biz bu kavramlarla görgül gözlemlere dayanan bu kavramlarla varsayılan ilişkilerin niteliği biçimi hakkında çeşitli önermelerde hipotezlerde bulunmaktayız. E-Kampüs örneğimizde gördüğümüz gibi örneğin RGS dağında 3000 metrede su 90 derecede kaynar ifadesi bir hipotezdir. Yani burada e, suyun kaynaması, e, yükseklik e, e, gibi kavramlar, yola çıkarak biz kavramlar arasında ilişkisel bir nedensel belki bir ilişki görüyoruz ve bunları hipotez haline getirmeye çalışıyoruz. Bu hipotezler eğer doğrulanır, gerçeklenirse bizi kurama doğru götürmektedir ki bir görgül olgunun ortaya çıkışı, değişimi veya yok oluş nedenlerini ortaya koyan önermeler sistemine bilimsel kuram veya teori adını veriyoruz. Uluslararası İlişkiler Programı'nda gördüğünüz birçok derste realizm, idealizm, liberalizm, eleştirel teori gibi kuramlardan bahsedilmişti ve bu kuramların birçok varsayımları bulunmaktadır. Değerli öğrenciler, hipotez oluştururken bize yardımcı olacak ya da bizim düşünce yapı taşlarımızdan en önemlisi bağımsız ve bağımlı değişkendir. X ve Y arasında bir nedensellik ilişkisi arıyoruz ve buluyorsak X'e bağımsız değişken, Y'ye bağımlı değişken adını veriyoruz. Dolayısıyla neden konumundaki değişkenlere, olaylara, olgulara bağımsız değişken ve sonuç konumundaki değişkenlere, olaylara, olgulara bağımlı değişken adını veriyoruz. Dolayısıyla bizim bilimde yapmaya çalıştığımız çeşitli olgular olaylar arasında hipotez kurmak ve bunları bağımsız değişken, bağımlı değişken altında incelemek ve ikisi arasında nedensellik ilişkilerini açıklamaktır. Değerli öğrenciler, bu süreçte yapabilmemiz, bilimsel hipotezlerimizi ortaya koymamız, kuramları ortaya koymamız için ilk başta tabii ki belirli ölçümlere ihtiyacımız vardır. Bu da bizi araştırma yöntemlerinde ölçüm düzeyleri konusuna getirmektedir. Kitabınızda nominal, sıralama, aralık ve oransal ölçeklerden bahsetmektedir. Ancak bu konuda en önemli şey neden ölçüm düzeyleri önemlidir? Çünkü e, biz kavramları işlemselleştiriyoruz, operasyonalizasyon dediğimiz süreçle bu kavramların kullanılabilir hale gelmesini sağlıyoruz. Kitabınızda verdiği tanıma göre ölçüm sürecinde birbirini mantıken ve sistemli olarak izleyen işlem yapılarak dolaylı gözlem için gerekli ölçüm araçları geliştirilmektedir ve bu sürece kavramın işlemsel hale gelmesi veya işlemselleştirilmesi adı verilmektedir. Örnek vermemiz gerekirse örneğin devletler sisteminde güç kavramını nasıl işlemselleştireceğiz? kitabınızda açıklandığı üzere çeşitli endeksler geliştirilerek bir devletin gücünü ortaya koyabiliriz. Örneğin devletlerin çelik ve kömür üretimi, asker sayısı, askeri teçhizatın niteliği tüm bu ölçümler belirli bir indeks altında birleştirilerek devletlerin güçleri ve güçleri arasındaki karşılaştırma tespit edilmektedir ve bu da bize belirli bir hipotez ve kurama doğru gitmemizi sağlamaktadır. Değerli öğrenciler, ölçümde geçerlilik ve ölçümün güvenirliliği önemli kavramlardır. Geçerlilik aslında Yaptığımız deneylerde, kuramsal çalışmamızda ölçmek istediğimiz şeyi ölçebiliyor muyuz sorusuna karşılık gelmektedir. Örneğin, termometre ile basınç ölçemeyiz. Ee, eğer biz basıncı ölçerken termometre yani sıcaklık ölçer kullanıyorsak, ee, termometre neyi gösterirse göstersin aslında biz basıncı ölçmüyoruz, sıcaklığı ölçüyoruzdur. Dolayısıyla bilimsel açıdan geçerli bir ölçüm olmaz güvenilirlik sorunu ise ölçekle yaptığımız ölçümlerin istikrarlı ölçümler mi olduğu her seferinde aynı kesinlikle sonuç verip vermediği ile ilgilidir yani diğer bir anlamda güvenilirlik elimizdeki ölçeğin ne kadar güvenilir olduğuyla ilgilidir biraz önce verdiğimiz örnekte eğer termometremizde herhangi bir sorun yoksa Sıcaklığı değişmeyen bir ortamda ilgili sıcaklığı her ölçümde aynı doğrulukta ve hassaslıkta veriyorsa bu termometre güvenilir bir termometredir. Bir uluslararası ilişkiler kavramı etrafında bugün gördüğümüz konuları inceleyecek olursak örneğin savaş uluslararası ilişkilerde kullanılan bir kavramdır. Eğer ee, bu bize faydalı bir kavram olarak görünüyorsa her zaman e, uluslararası ilişkiler öğrencileri ve uzmanları savaş kavramından aynı şeyi anlamaları gerekir. Eğer anlamıyorlarsa burada çok boyutluluk sorunu bulunmaktadır. Bu nedenle uluslararası ilişkilerde, örneğin University of Wisconsin'de geliştirilen bazı ölçümlerle savaşların tanımlanması, savaş meydanında ölen asker sayısına göre ve diğer verilere göre kategorize edilmesi, çalışmaları yürütülmektedir. Örneğin savaş ile uluslararası sistemin yapısı arasında bir ilişki arıyorsak, bu bir nedensellik ilişkisi aramaktayızdır. Ve örneğin uluslararası sistemin anarşik yapısı savaşa neden olur şeklinde bir ifade kullanıyorsak, bu bir hipotezdir. Bu hipotezde sistemin anarşik yapısı bağımsız değişken savaş ise bağımlı değişken olmaktadır. Aslında neorealist kuram bildiğiniz gibi bu hipotez üzerinde oldukça durmaktadır ve sistemin anarşik yapısının savaşa neden olduğunu söylemektedir. Sistemin anarşik yapısını bu kavram olarak nasıl operasyonel hale getireceğimiz yani işlemselleştireceğimiz de önemlidir. Dolayısıyla sistemin anarşik yapısı hakkında çeşitli ölçümler yapmak bize burada bazı istatistiki bilgiler gerekli olacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste buluşmak üzere. Hoşçakalın.